Evet canlar, evi süpürdüm. Süpürdüm. Şimdi bu çıktı. Bunu sereceğim. Şunu bir yukarıya götürüp sereyim. Ondan sonra da perdeleri sökeceğim. Şurayı daha henüz toplamadım. Yerleri falan bir sileceğim. Bu tarafta nasıl sevgilim? Aytıl, sen bir dakika oradan kalkabilir misin? Sen şu tarafa geçsene. Hadi anneciğim. Şunu çıkaracağım. Şuraya kadar çıksam boyum yeter mi bilmiyorum. Perdeleri şöyle bir çekeyim bakalım. Artık içeride hiç kullanmıyorum dedim ya. Tutmamı da kalacak. Boynun ağrır öyle oğlum. Yastık yok. Bana nasıl? Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi in bakayım Yakup. Anneciğim. Anneciğim, perdeleri çıkaracağım. Birazdan da öğreneceğim. Kızım bak kardeşim, biraz işlerim var. Zaten akşama o yüzden şimdi ilk gündüz işlerimi halledeyim. Yavaş. Yani bugün işlerimizi bir halledelim. Bak perdeleri atacağım. Yerleri sileceğim şimdi. Anneciğim bir dakika. Kalk bir saniye. Kalk. Önce bir perdeyi bir çıkarayım. Çek, elimi çeker misin? Sen bir kalkar mısın? Kalk.
Çok komik. Ama ağlama.
Perdeleri söktüm, makineye atacaktım ama deterjan gördüğünüz gibi diplemiş, bitmiş. Şöyle göstereyim, rinso. En son rinso almıştık ve yarısını kullanmışız. Rinso'nun herhalde 10 kiloluk muydu bu? Evet, 10 kilo olmuş arkadaşlar. Rinso 10 kiloluk. Bunu 75'e mi ne almıştık? Bakın, 10 kiloluk 66 yıkama diyor. Hem renklilere hem de beyazlara limon ve karbonat içeriyor. Bunu biz şeyden, Migros'tan almıştım ve 75 liraya almıştım. Ne kadar oldu bilmiyorum alalı da. Şimdi hatırlayamıyorum ne zaman aldığımızı. Koyayım şöyle de. Hemen perdeleri atayım artık. Ya bismillah. Al şöyle. Valla dolacak bu. Taşırmasam bari. Doldu dolmaya da. Taşırıp dökmezsem iyi. Neyse, çok şükür dökmedim. İçinde de kalmadı. Mis gibi koktu ama var ya. Çok güzel koktu. Aa, uzun açacaktı. Dur. Ay. Anneciğim, o hiç açamazsın. Ben şimdi bunları ayarlayacağım. Bekle. Kalk anne. Şuraya koyayım. Önce tülleri atacağım çünkü. Kenarda dursun. Şimdi bu makinede de biliyorsunuz bu makineyi yeni aldık. Bilmeyenler için söylüyorum. Çünkü yeni takipçiler falan geliyor. Yeni aldık. Ramazan bayramının ikinci günü almıştık. AVM'den, AVM'deki profilok servisinden 7000 liraya almıştık. Yıkamasından gayet memnunum arkadaşlar. Yalnız şey olacak, şunu atmıyorum. Tıkış tıkış olmasın. Bence sadece salonun tülleri olsun. Bunu da mutfağınkiyle atarım herhalde. Yoksa şey olacak. Kırışmasını istemiyorum o yüzden. Perdeleri ilk defa atıyorum. Bu makinede. Şöyle perde ayarına getirdim. 30 derece diyor. 1000 deviriyor ama ben tabii ki onu 1000 devirde yıkamayacağım. Ben öbür makinede de öbür makinem 800 devirdi ve perde ayarını 600'e düşerdi. Ben 400'e düşürürdüm. Şimdi bunda esas ayara geldi. Şu anda şimdi perde ayarına geldi. 30 derece ve 400 devire düştü arkadaşlar. En düşük devire düştü. 1 saat 35 dakika, 1,5 saat sürüyormuş. İyi, çok iyi. Öbür makinemde 2,5 saat sürerdi. Bunun 1,5 saat sürmesi çok iyi. Şimdi çalıştırıyorum. Bismillah. Ay, niye çalıştırıyorum? Çalıştırmıyorum. Evet, geri kapatıyoruz. Deterjanı koymadık. Niye çalıştırıyorum? Şimdi deterjanı koyalım. Yumuşatıcımı da alayım.
Muhtemelen otomatik olarak ön yıkamalı olması gerekiyor. Perde ayarının. O yüzden şöyle şurası ön yıkama. Ön yıkamaya biraz koyuyorum. Şimdi ana yıkamaya da koyuyorum. Yumuşatıcısını da koyuyorum. Ben perdeleri ayrıyeten hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Hani yani beyaz tül beyazlatıcısı deniyor, bilmem ne şu deniyor, bu deniyor. Yani o tarz hiçbir şey koymuyorum. Çünkü bu perdelerim yeni. Daha 2 yıl oldu biliyorsunuz. Ben bu eve taşındığımda diktirdim bu perdeleri. Şimdi tekrardan ön yıkama, zaten ışığı yandı. Ön yıkama da şey oldu, devreye girdi. Başlatıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kapıyı kilitledi. Kapağını. Hadi bismillah. Vileda'ya yeni su yaptım. İçine de deterjan da koyduğum ikisi. Merdiveni de orada ben kaldırmadım. Ne var suçta? Ben üstüne çıkıp çıkıp. Seninle çıkmak istiyorum. Ay, şimdi ben bunu tek sebebi onlarla çıkmak. Yemek koyuyoruz. Yemek. Biliyorum, bu korkunç. Yemek koyuyoruz. Oyuncak koyuyoruz. Ve arkadaşlarımla takılmayı çok özlemiştim. Aa Sebi. Evet. Kızmış aynı kaldığını fark etmedik bile. Ben fark ettim. Oğlum ayakkabı ver. Sorun değil. Çünkü ben her şeyi yapıyordum. Efendim? Seninle sadece birine yakınlaşmazsa tüm bunu söylemem. Annen! Tamam, ben yok. Konuşmayı kestim hemen. Ya! Ma! Allah, ev çekti, insan yerde olur. Merhaba çocuklar! Ne kadar da kötüyüm. Bu bir tuzaklarıyla sizi yakalamışım. Sadece bazı çiftler fotoğraf çekmek için geliyor ve merhaba demiyorlar. Merhaba. Merhaba. İşte böyle. Ben de bundan bahsediyordum. Ay babamız bozuldu anne. Yani biz insan yardımımıza verebilecek misiniz? Ay babamız mı bozuldu? Hayır, bu ayağımız. Ay çok üzüldüm. Hani şey götürelim hemen. Hayır, i̇şte bu bozuldu. Bu. O mu bozuldu? Evet. Bu Wisconsin domuzun sesiydi çocuklar. Bu çok etkileyici. Nasıl domuz edebilir misin? Burada en önce... Şu halı da nasıl yıkama şeye gidecek. Bu da kaldı, kaldı bu da valla. Evet. Artık yarından itibaren... Ben daha bugün arayayım da göndereyim. Gidelim alsınlar. Niye? Halıyı. Hı? Bu alayım mı? İşte böyle. Anne. Evet, yok onu değil mi? Öbür bir tane büyük havuz var ya hani, kapının arkasında duruyor. Ne? Ne? Bu ne? Umarım gider. Yıkamaya göndereceğiz ki güzel yıkanacak. Şey, şey. Ha? Ne? Neyse. Hayır. Ay Yakup, sana bak anlatana kadar. Thank you.
Mutfağı zaten her gün siliyorum. Bunu çıktı sermek için terasa götürecektim. Merdivene koydum, koyduğum yerde kaldı. Hazır, şimdi yerler de ıslak ya. Çocuklara da tembih ettim. Ay bugün ben çocukların yataklarını da toplamadım. Çocuklara tembih ettim. Dedim şey yapmayın. Basmayın ıslak yerlere dedim. Ben de yerler kuruyana kadar şunu hemen götüreyim, sereyim dedim. Çocukların yataklarını toplamadım. Çarşaflarını değiştireceğim diye. Öyle kaldı. Perdeler çıktı. Şimdi çıkarıp tek tek bunları asacağım yerine. Oh, tertemiz olmuşlar. Mis gibi kokuyorlar vallahi. Ama takması. Sesini kısar mısın Aylin? Aylin iyice kısmak Yakup biliyor ya. Sesinden yavru yanacak. Ses ne kullanıyor? Ayrıca yere düştü, versin mi? Şey, bak sandalye için döndü. Alkışlıyor. Ben alkışlıyor musun? Evet, yıkandı anne. Yıkandı. Mis gibi kokmuş mu? Mis gibi kokmuş değil mi? Şimdi öbürünü hemen atacağım. Vallahi perdeler. Tertemiz kokuyor.
pırıl pırıl olmuş. Bembeyaz olmuş, bembeyaz. Maşallah, subhanallah, güzel olmuş. Şimdi ben buraya doğru çıkacağım. Perdelerim tertemiz olmuş. Perdelerim pırıl pırıl olmuş arkadaşlar. Böyle baktıkça içim gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Oh ne güzel pırıl pırıl. Misler gibi olmuş. Arkadaşlar.
bastıyor. İyi fikirmiş. Şimdi diğerlerini atacağım. Şunu şöyle koyayım. Diğerlerini kalınları atacağım. Buranın kalın olanlarını atacağım. Bu da öyle tertemiz, pırıl pırıl olmuş. Çabuk kururlar zaten. Şuradan esiyor ya zaten, hemen kurur. Merdiveni kaldırmayacağım. Buranın kalın olan perdelerini hemen atacağım. Tripodum şurada kenarda dursun. Bu bana birazdan da tekrar lazım olacak çünkü. Temizlik gibisi yok arkadaşlar. Buraları da zaten süpürdüm, sildim ya. Her yer mislendi. Şimdi çay zamanı. Bir dinlenme. Önce çayı bir ocağa koyacağım ben. Şöyle biraz su koyalım altına. Önce bir çayı ocağa koyacağım. Çay kaynayana kadar da hemen diğer kalın perdeleri atacağım. Çiçek yağımız da bitmeye başlamış. Az kalmış. Şu şeyde var. Dışına birazcık da olsa ocağa arkadaşlar. Ocağa çay koydum. Bir de yağ koydum. Tavayla yağ koydum. Patates kızartacağım çocuklara. Ali çocukları aldı. Babaannelerine götürdü. Biraz orada oturacaklar. Ben de salon perdelerinin kalınlarını atmıştım. Onlar çıktı. Ali onları da taktı, öyle gitti. Şimdi salonun perdeleri hepsi yıkandı. Diğer odanın ve mutfağın perdelerini attım. Hem kalını hem de tülleri. İkisini bir attım. Şimdi onlar yıkanırken kaç dakikası kalmış? 42 dakikası kalmış. Ali dedi bu tüller yıkanana kadar ben dedi yukarıya bir gideyim geleyim dedi. Sen de o arada patates kızart dedi. Artık çay koydum ocağa, patates kızartacağım. Ali de babaannenin yanına çocukları biraz götürdü. Şöyle bir yarım saat, bir saat biraz kayınvalidemin yanında, biraz annemin yanına geçip şöyle yarımşar saat oturacak. Çocukları biraz gezdirmiş olurum dedi. Öyle oraya gitti yürüyerek. Ben de onlar gelene kadar patates kızartacağım, çayı demleyeceğim, masayı hazırlayacağım. O arada perde de çıkmış olur zaten onlar gelene kadar. Yemeğimizi yeriz, perdemizi takarız. Ama çok yorulmuşum biliyor musunuz? O perdeleri yukarıya böyle uzana uzana taktım ya. Bütün bu omuzlarım ağrıyor.
çekyatların yastıklarını bulmasını yapmıştım. Hem yan odanın hem de salonun yastık, çekyat yastıklarını atmıştım. Onları da indirdim aşağıya, terastaydı, kurumuşlar. İndirdim, pırıl pırıl olmuşlar vallahi, tertemiz. O şeyin yastıkları beyaz ya, salondaki oturma grubunun yastıkları beyaz ya, bembeyaz olmuş o küçük yastıklar, bembeyaz olmuş. İçerisi mis gibi kokuyor. Evi de zaten bugün süpürdüm, sildim yine. Çocukların yataklarının çarşaflarını değiştirecektim. Kaldı onlar bugün, artık geç oldu zaten. Yarın yap hallederim. Bu arada sıcak da çöktü. Bugün hiç aşağıya da inmedim, yola da inmedim. Kahve içmedim. Bugün işim var diye komşuyu arasaydım, o gene aşağıda oturur kahve içerdik de, perdelerle uğraşıyorum diye dedim şimdi aşağıya inersem oyalanırım. Bir indim ve bir saat çıkamıyorum yukarıya geri hemen. Çocuklar çıkmak istemiyor, komşu bırakmıyor, sağ olsun, otur konuşalım, otur konuşalım falan. Öyle. Ondan artık bugün dedim kalsın hadi, çıkarsak akşam üzeri çıkarız. Yemeğimizi falan yiyelim de. Bazılarının kabuğu yumuşak, böyle hemen soyuluyor. Bazıları da sert. Yağım da ısınmış. Bir yandan bari şunları hemen, daha şunları da soyacağım. Bunları yıkayıp, yağ ısınmış bir yandan kızartayım ben. Ya bayağı ısındı. Altını kapatayım. Çocukken annem patates kızartırdı. Eğer yoldaysak, eve yakınız ya, yoldaysak da yola gelirdi patatesin kokusu. Allah! Patates mi var bugün? Yani kebaptan daha değerlidir. Öyle yani çocukken. Annem kızartırken neredeyse yarısını yerdik. Alır alır bir daha kaçardık. Alır alır kaçardık. Patates hani kızarır kızarmaz, yağdan çıkarır çıkarmaz çıtır çıtır oluyor. Sonrasında o çıtırlık kalmıyor, sönüyor. Biz de o çıtır çıtır halini çok seviyoruz. Böyle annem yağdan çıkarır koyar ya, böyle ağzımız yana yana çıtır 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 yiyeceğiz ya, ağzımız yana yana yeriz. Şimdi benim çocuklar yapıyorlar aynısını. Ben daha kızartırken geliyorlar, tırtıklamaya başlıyorlar, kedi gibi.
hemen bunu tuzlayayım. Kolumuzun da tuzun da kalmış. Ben de biraz tuzu azıcık böyle fazla atıyorum böyle şey patates kızartırken. Yani patates böyle hafif tuzlu olduğu zaman daha böyle sanki bana daha lezzetliymiş gibi geliyor. Bu arada ben en son perdeyi astıktan sonra öyle bir yorulmuşum arkadaşlar. Bir de evi de süpürsün bilmem ne, temizlik yap falan. Klimayı sildim. Siz onu gördünüz mü? Klimayı silerken evet çekmiştim galiba. Dur şunu atayım da öyle konuşayım sizinle. Klimayı sildikten sonra vantilatörü sildim. Hazır dedim merdiven buradayken vantilatör de tozlanmış. Yaklaşık bir aydır falan kullanıp çalıştırıyoruz vantilatörü. Efendim? Oğlum çekemem merdiveni şu anda. Onunla işim var. Yarım saate kadar perde çıkıyor. Oranın perdesini de astım mı zaten yukarı çıkaracağız merdiveni. Ya anne şu an yemek yapıyorum. Elimi çekemem. Ben birazcık bekle işte. Televizyona bak. Video falan seyrede dur şimdi. Vantilatörü sildim. Ondan sonra ben yorulmuşum ya. Çocuklarla böyle öğlen atıştırmalı bir şeyler falan yedik. Sonra gittim uzanayım yatayım dedim ben. Bu arada Yakup'u da uyuttum falan. Yakup bir posta uyandı yani o arada. Gideyim yatayım ben de artık dedim. Ben yatarken aman anne yaklaşma hocam. Aylin yavrum benim çıkan bulaşıkları yıkamış. Gelmiş 2-3 tane bir bulaşık çıkmıştı. Sen yavrum onları yıka. Ondan sonra gelmiş anne sana sürprizim var. Ne? Telefonunu ver. Fotoğrafını çekeceğim. Verdim telefonu. Tezgahın temiz ya. Bulaşıkları yıkamış. Tezgah temiz. Temiz tezgahın bir fotoğrafını çekmiş. Gelmiş bana gösteriyor. Bulaşıkları yıkadım anne. Aa dedim yavrum benim. Vallahi razı olsun senden. Bazıları kalın gidiyor valla. Aslında Ali'nin canı karışık kızartma istiyor. Ama şu an evde sadece patates var. Hiç al falan da demedim. Şimdi bu kadar işin üstüne, bu kadar yorgunluğun üzerine uzun uzun karışık kızartma yapacak halim yok. Sadece patates kızartacağım.
çürümüş patates kızartması. Yok oğlan o ya. Aytu bekle. Ben ocak önünde işim bitmeden yaklaşma. Tehlikeli bak. Kalanını da yıkayım. Yorgunlukta ne dediğimi bilmiyorum. İnanın var ya, çok yorgun bugün. Biraz da işte bayram üstü temizlik diye, bayram şeyi diye biraz fazla şey yapıyorum. Çayım da kaynıyor. Çayı da bir demleyeyim. İçilir şimdi bu yorgunluğun üstüne. Çocuklar da seviyorlar çayı. Patatesle içerler. Anne. Oğlum gözünü seveyim, şu ocağın yanına yaklaşma. Kızartma yap. Ben koyarım. Dur 2 dakika bekle. Otur masaya. Masaya otur. Abin de gelsin. Siz ikiniz hadi yemeye başlayın. Acı kanı aradan çıkarayım ben. Vallahi. Onları bekleyene kadar, onlar şimdi bir yarım saat daha sürer onların gelmeleri. Ben acı kanı aradan çıkarayım. Karnını doyuran gitsin. Şimdi sana vereyim ben yemeğini. Abin de gel. Arkadaş.
Ne? Masayı açalım, rahat yiyelim. Aç masayı. Oğluşum, masayı açalım. Alper. Bu Aytun mu? Dur, şunu yukarıya koyayım ben bir. Şey, ağlıyorum. Ekmek, ekmek. Aha. Sana da vereceğim, dur. Okey. Bir saniye annem. Şöylesin. Annem görmedi. Görmedin. Gördün sen de görmemiştik ya. Anneler öyledir. Görse de görmemezdik bence. Anneler fedakardır. Baksana. Sen şey yap. Ekmeğin arasına güzel bir yatır. Ketçap aynası sık. Tamam. Bu şekilde. Hı? Tamam, biraz öyle, biraz öyle. Biraz öyle, biraz öyle yap. Okey. Okay. Bugün bir yorum okudum. Takipçimin biri şey yazmış. Makinamdan, yeni makinamdan memnun musun diye yazmış. Ben daha önce de hep söyledim. Arkadaşlar, yeni makinamdan gerçekten çok memnunum. Bugün perdelerde de bunu fark ettim. Gerçekten perdeler çok temiz çıkmış. Tertemiz çıkmış. Bu elini kesebilir miyiz? Ne yapabilir miyiz? Kesebilir miyiz? Al dünkü gibi meyve bıçağı. Aynı dünkü gibi doldur. Süt. Bak doldur bebeğim, bak benim işim var. Daha önce mesela ben hep alo kullanırdım biliyorsunuz. Beyazlara alo'dan başka kullanmazdım. Bu defa Rinso aldım. Yani şu an alo'dan hiçbir farkı yok. Tertemiz yıkıyor. Perdelerimi kesinlikle alosuz yıkamazdım. Artı içine domestos da dök şey yapardım biraz ben. Yani şu an hiç gerek görmüyorum. Pırıl pırıl çıkmış. Yani ben o takipçim için söylüyorum. Özellikle sormuş. Videonu da anlatır mısın, bahseder misin demiş. Makinenden memnun musun demiş. Evet, gerçekten çok memnunum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Profilo 10 kilo olup Profilo'nun bakayım şeyin numarası ne? Premium. Profilo Premium. Sen de mi aldın şey? Kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Zaten yani ara ara dile getiriyorum. Soranlar oluyor diye ara ara dile getiriyorum. Ne kadar memnun olduğumu. Evet, bunu da kızartalım canlar. Şunu çöpe atacağım. Kuzucuklarım şimdi babaannesinin yanında. Biraz babaanneye giderler. Sonra anneanneye giderler. Ben kuzucuğum değil mi? Sen benim üzümlü keçim. Biz Yakup'la bu şarkıyı çok seviyoruz ve sürekli söylüyoruz. Sen benim... Anne diyor, hadi söyleyelim. Ne söyleyeyim? Üzümlü kekim söyleyelim. Sen benim üzümlü kekim. Başlıyorum söyleme. Ay şey, Alper diyor ki, ay yeter söylemeyin. Ay ay. Üç tane patates kaldı. Bence ben onu da kızartayım. Yoksa bence bu 2-3 taneyi de kızartayım. Yetmeyebilir. Valla yerler. Patates çerez gibi gidiyor zaten. Şunu çıkarayım. Yapalım. Bir dakika kadar daha kızartsın. Çerez çekirdek yerine. Çekirdek dedim de aklıma geldi. Babana diyelim de alsın. Dün alacaktı. Kapalıymış çerezci. Dün pazardı ya. Hmm.
Karını yorum etmek yaptırıyormuş. Aferin bebeğime. Çay da olsaydı keşke, çay da verirdim. Süt iç istiyorsan Alper. Aytuğ gibi soğuk soğuk, buzlu mu? Buzlu mu süt iç? Ama biraz. Çayın akşam içersin. Babana söyleyelim. Çekirdek alsın. Neden olmasın da bardak yok. Hey ya, makineyi çalıştırmam lazım benim. Bana şuradan dur bekle bir saniye, şey çekmeceden vereyim sana bardak. Sen benim üzümlü kekim. Sen şişneye gidelim. Bunlar köpekleri nereye gitmiş? Biri burada. Yok bu şey. Neyse. Ben size söylemeyi unuttum. Neyi? Benim kuzucuklarım yarın nereye gidiyorlar biliyor musunuz? Havuza. Yarın camiye Kur'an kursuna gidiyorlar ya. Kur'an kursu hocamız yarın çocukları havuza götürüyor. Geçen yıl çocukları biz burada Cem Nur spor tesisleri var. Yüzme havuzu, aynı zamanda düğün şeyi, düğün salonu. Geçen yıl oraya biz kursa göndermiştik. Kurs sonrasında da ara ara yüzmeye gitmişlerdi. Ücretli orası. Geçen yıl kişi başı 20 liraydı. Gün boyu giriyorsun ama. Sağlıyorsun gün boyu giriyorsun. He, saat 10'dan 6'ya kadar istediğin kadar girebiliyorsun. Onda hani 20 lira var. Hani istersen evine gidip yemeğini yiyip tekrar gelip devam edebiliyorsun. O kolaylığı da vardı. Geçen yıl öyle yapmıştık, bu yıl da öyle yapacağız inşallah. Ve şu bayramı falan atlatalım da diyoruz işte, biliyorsunuz bayram üstü masraf falan oluyor, şey oluyor. Yani bayramı falan atlatalım da diyoruz. Neyse, sağ olsun, Allah razı olsun Kur'an kursu hocamız, cami hocamız. Çocukların hepsini yarın şeye götürüyor. Yüzme havuzuna götürüyor. Bir saat sabah yüzecekler, saat 9'a kadar. 9'da camiye gelecekler. Tabii biz çocuklara çantalarını hazırlayacağız akşamda. Yedek kıyafet, işte havlu, yanlarına su falan her şeyleri koyacağız. Yarın sabah gidecekler. Erken 7 saat 7 gibi gideceklermiş. Erken gidecekler. 1 saat yüzecekler. Saat 9'da da 7'de gelmeyenleri götürecekmişlerden. Saat 7, siz saat 7'de camide olmalısınız işte. Ondan sonra saat 9'da da tekrar camiye gelecekler, kursa devam edecekler. Benim de umutlu şeyim olacak, ben devam edeceğim. Yok yok, sen ne yapacaksın Aytu? Sen yine camiye geleceksin. Senin doktor muayene saatin geldiğinde baban gelip seni alacak, doğru hastaneye gideceksiniz. O şekilde. Ya anladın mı? Ya yarın kuzuları havuz açılışını yapıyorlar inşallah. Çok sevindim vallahi çocuklar adına. Allah razı olsun bu hayrı yapandan. Ay döktüm. Aylin'le Yakup da çok istiyorlar. Dedik sabredin. İnşallah bayramdan sonra da hepsine ailece gideriz zaten şeye, havuza. Her şu bayram bir geçsin. Oğlum bayram üstü biraz şey oluyor işte, masraf oluyor yani ister istemez. Bir de bizim bayramın 4. günü dayımın oğlunun düğünü var. Düğün için de hazırlık yapacağım ben. Yani o yüzden bir takım yani böyle birkaç eksik bir kıyafet veya bir şeyler bakalım diyoruz kendimize. O yüzden şu bayramı atlatalım inşallah, çocukları yüzmeye, gezmeye falan götüreceğiz. Kalan son patatesi de soydum. Bunu da böyle bir tuzlayayım.
Anneciğim. Biz yüzyı takvime göre... Yüzyı takvime mi? Evet. Yüzyı takvime. Sanırım 1450'li yıllardayız. Yani... Okay. Ben hatırlıyorum 1450 ya da 1451'de. Yıkayalım. Yani... Yüzyı takvime göre... Kaç yıl sonra şey olacak. Ne olacak? İslam fethedildi. Yani İslam fethedildiği tarih yani alınmış ya. Ama bu çubuklaşma makinesi de herhalde 3 sefekli oluyor. 6 sefekli olmadı galiba ama hiç bardak kalmamış. Çalıştırayım ben yine de bu makineyi. Evet. Yine bir akşam yemeğini sizlerle beraber yaptık. Basit bir patates kızartması, çocuklar seviyor diye. Vallahi kendimiz için de böyle ayrı bir şey hiç yapmayacağım. Bugün o kadar yoruldum ki hem perde hem ev temizle, onu yap bunu yap. Bir de şu omuzlarım çok ağrıdı, nedense bilmiyorum. Ağrıttım yani perdeye böyle uzanınca, bilmiyorum buraları ağrıtmışım. Şimdi ne yapacaktım? Bulaşık makinesine. Ay alt sepeti daha dolmamış. Ne yapalım? Anca yemekten sonra. Neyse ya. Çay bardağı falan bir şeyler koyarız. Öteki bardaklardan koyarım. Şunlardan. Ek idare ederiz ya. Öyle yaparız artık. Ha çayın da kaynıyor. Kapatayım çayın altını. Patateslerin hepsini kızarttım. Çıkan bulaşıkları falan da yıkadım. Sonra dedim ki domates var, biber de var. Şöyle domatesleri yuvarlak yuvarlak dilimledim. Kabuklarını soydum. Biberlerim de şöyle kırmızı kırmızı dolmalık biberdi. Onları da böyle uzun uzun jülyen doğradım. Bunları da şimdi ayrı bir tavada kızartacağım. Çünkü daha gelmedi Ali. Bari onlar gelene kadar bir de böyle bir şey yapayım. Hani biliyorsunuz yazın bu tarz yiyecekler daha iyi gidiyor sıcakta. Çayımı şöyle bir kenara koyayım. Evet. Şunu şöyle kenara alalım. Şimdi şey yapacağım. Bunun yağından açtım mı ben bunun altını? Ha, açmışım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun yağından buna koyacağım. Bence yeter. Çok da koymaya gerek yok zaten. Bu eli çok yağlı olmaz. Azıcık ısınsın çünkü kapatalı bir 10 dakika oldu. Yağın altını kapatalım. Ha biraz da tuzlayalım. Tuzu unuttuk. Bu arada tuz kavanozunda tuz kalmadı demiştim. Şeye baktım. Çekmeceye baktım, çekmecede de tuz yok. İyi mi? Azıcık bir şey varmış böyle bir şeyin üzerinde, içinde. Neyse, az da olsa. Bugünlük idare eder, yarın alırız artık marketten. Zaten çay da bitmiş, çay da alınacak. Aman, eksikler hiç bitmiyorlar ya. Her gün bir şey bitiyor, her gün bir şey bitiyor. İnsan var ya artık almaya korkuyor. Evet. Bir asansör sesi duydum. Acaba bizimkiler mi? Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Köfte kızartır gibi düşünebiliyor musunuz şöyle? Yavaş yavaş koyacağım. Nasıl? Köfte kızartır gibi. Evet, kısalım altını. Thank you.
birazcık. Biberleri de böyle atıştıralım üzerine. Yeşil biber olsaydı güzel olurdu da kırmızı kapya biber, ama kırmızı kapya biberin de kızartması çok güzel oluyor. Bir tanesi kapya biberdi de diğeri de dolmalık biberdi. Şöyle sarımsaklarını da soydum. Şimdi bu biraz kızarken bunu kapağını kapatacağım tabii ki arkadaşlar. Ben biraz. Bunu böyle hem kızarsın hem de üst kısmında buharında pişsin. Böyle bir şey olsun bakalım burada. Ara ara açarım. Arkadaşlar şimdi bir şey dikkatimi çekti. Belki de sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şimdi ben şu alttaki perdeyi taktım ya. Perdeyi taktım. Bu perde uzun duruyor. Allah Allah diyorum. Evet. Gidiyorum geliyorum perdeye bakıyorum. Bu salonun perdesi böyle değildi diyorum. İkisi de aynı ölçüdeydi. Niye bu böyle oldu? Düşünüyorum taşınıyorum. Arkadaşlar ben yanlış perdeyi takmışım buraya. Diğer odanın perdesini takmışım. Baksanıza bu papatyalı. Diğer odanın perdesini takmışım yanlışlıkla. Allah'ım diyorum ya, niye diyorum bu diyorum bu, bir tuhaflık var, bir tuhaflık var diyorum. Bu perdeler diyorum aynı hizadaydı diyorum kendi kendime. Niye diyorum bunun biri aşağıda oldu, biri yukarıda oldu ya diyorum. Ay, öbür odanın perdesini takmışım. Şimdi geri çıkaracağım bunu. Allah'ım iş çıktı bana ya Rabbim.